hem de İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz fail konusunda bir çalışma yaptılar ve zannediyorum da bu saatler içerisinde açıklayacaklardır. İlgili fail yakalandı. Yani gözaltına alındı. Açıklandı mı? Yani çünkü yaklaşık bu olay olduktan hemen sonra başladılar. Yani onlar bir açıklama yapacaklar. İstanbul Valiliğimiz. Ben buraya girerken açıklama yapılacağı bilgisini aldım. Ve çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyoruz. Dün Vali Bey eşi, Kaymakam Bey eşi, Emniyet Müdürümüz eşi aileyi ziyaret ettiler. Ve ben de o esnada babayla telefonla görüştüm. Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de bu meselenin peşinde olacağımızı ve faili muhakkak yakalayacağımızı söyledim. Şükürler olsun. Zannediyorum ki arkadaşlarımız açıklamayı eğer yapmamışlarsa, çünkü toplantıya girdiğim andan itibaren böyle bir açıklama yapılıp yapılmayacağına yönelik bir bilgi gelmedi. Ama önümüzdeki dakikalar içerisinde yapmamışlarsa yapacaklardır. İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Onun için bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra devam edecektir. Tabii olay başlı başına hem medeniyetimize hem bizim toplumsal ahlakımıza, bakışımıza uygun değildir. Ama maalesef bu tip toplumca kınadığımız, nefret ettiğimiz bu tip işlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunlarla ilgili de arkadaşlarımız gerekli tüm takibatı yapıyorlar. Efendim, CHP lideri yumruk atan saldırganla ilgili olarak Sayın Erçel'i ihraç edeceğiz demişti. Dün de biliyorsunuz el öpülen, kahraman ilan edilen videoları çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar, olay tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti. Ve mesela biraz önce bu cinsel istismar vakasında olduğu gibi maalesef şimdi sizin sorduğunuz vakada da hakikaten ciddi bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani cinsel istismar vakasında çocuğun öldürüldüğü, yani size de ulaşmıştır, siz de gördünüz sosyal medyada. Babasının, ailesinin felç geçirdiği ve aklımıza ve hayalimize gelemeyecek derecede sorduğunuz olayda da birçok bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız. Ve bu konuda açıklamamızı biz yaptık. Orada neyin meydana geldiğini, olayların nasıl olduğunu, ne şekilde oluştuğunu anlattık. Ama bunun üzerine hala bir yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız. Muhtar açıklama yapıyor, aile açıklama yapıyor, kaymakam açıklama yapıyor. Söylenenlerin hepsinin Emniyet Müdürlüğü açıklama yapıyor. Söylenenlerin hepsinin yanlış olduğunu, yani ben artık onların adına yalan olduğunu söylemek istiyor değilim. Ama bizce de yalan olduğunu bir şekilde ifade ediyorlar. Ama bunun üzerine bu açıklamalar devam ediyor. Buna söylenecek bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum.